Şimdi bu sizin açıkladığınız veriler aslında seçmenin kendi ekonomik durumuna ilişkin sorumluluğun bir kısmını kendi üzerine yıktı ama Türkiye'ye ilişkin hala mevcut iktidara yönelik olumlu bir bakış açısı kısmen olduğunu söyleyebilirim. Şimdi tüketici güven endeksindeki bu göreceli olarak küçük iyileşme Türkiye'de işlerin iyiye gittiğini göstermiyor. Bunu açıkçası söylemek lazım. Yani güven endeksinin hala %59 seviyesinde bulunuyor olması Türkiye'de büyük çoğunluğun işlerin iyiye gitmediğine ilişkin bir kanıya sahip olduğunu çok açık göstergesi. Ama şunu da vurgulamak lazım. Yani iktidar algı yönetimi konusunda oldukça başarılı. Yani özellikle akşam ana haberleri ya da yaygın olarak izledikleri televizyon kanal baktıklarında, hükümetten gelen açıklamalara baktıklarında bunun yanında önemli olarak bir de döviz kuru, işte dolar işte son 1-2 aydır işte 5.20 ile 5.50 arasında sıkışmış göreceli olarak yatay seyreden bir yerde. Bunlara bakarak belki o endekste kısmi olarak bir iyileşme olmuş olabilir. Bunun gerekçesini ben buradan kaynaklandığını düşünüyorum. Ama yapılan açıklamaların da seçmen nezdinde ya da vatandaş nezdinde özellikle okunan algılarının oluşması açısından önemli bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Bakın açıklanan ekonomik verilerle hükümet tarafından yapılan açıklamaların örtüşmediğini çok açık bir biçimde işte iktisatçılar ben dahil olmak üzere dile getiriyor. Bunun en iyi örneğini nerede görüyoruz? Bu hafta Hazine ve Maliye Bakanı Trabzon'da yaptığı bir konuşmada aynen şu ifadeyi kullandı. Bizim bol paramız var dedi. Bakın aynen bu ifadeyi kullandı. Bol paramız var dedi. Borçlanma ihtiyacı gibi bir şey söz konusu değil dedi. Fakat bu açıklamayı yaptığı gün hazine yabancı bankalara yurt dışından 1 milyar dolar daha borçlanmak üzere yetki verdi. Şimdi bu borçlanma yetkisi buradan bu dün yapıldı 1 milyar dolarlık bir borçlanma daha yapıldı ama benim gibi iktisatçıların takip ettiği bir şey. Herhalde ana haberde bunlar konu oluyor. Konu olan nedir? Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın işte bizim bol paramız var. Bol paranın olmadığını hepimiz biliyoruz. Nereden biliyoruz? İşte Ocak ve Şubat ayları bütçe rakamları açıklandı. Bütçe ciddi şekilde açık veriyor.